Şimdi beni çok iyi dinle. Aileni öldürenlerin seni bulmaması için kim olduğunu unutacaksın. Herkesi, her şeyi, adını, geçmişini unutacaksın. Beni de unutacaksın. Kimseyle bağ kurmayacaksın. Yalnız kurt gibi yaşayacaksın. Artık Yiğit Yıldırım öldü. Herkes böyle bilmeli. Bundan sonra senin adın Altay Kurtoğlu. Altay Kurtoğlu. Allah yetimin yüreğinden korkuyu söker atar. Bundan böyle hiçbir şeyden korkmak yok. Şimdi var git yeni hayatına. Yoksa bir kuruş paralamazsın. 5 dakika. Kan kokusu neredeyse oraya gideyim diyen bir efsane geliyor. Demir Han! Sence kim döver? Sen hangisini tutuyorsan oluyoruz. Buyurun oğlum. Kurdu 10-50 bin. Emredersiniz. Kural yok! Acıma yok! Hayatta kalan dövüşü kazanır! Nasıl ama? O kadar ısrar ettin akşam geleyim diye bakmıyorsun bile. Ya unutmuşum ne kadar vahşi olduğumu, içim kaldırmadı.
olacaktın. Alt üstü 5 dakika. Adamı ta Amerika'dan getirttik. Dünyanın reklamını yaptık. 3 dakikada adam mı dövülür? Yenge ne yapıyorsun? Kurban olayım. Bırakın. Bırakın lütfen. Tuğan abi öldürürüz. Kızıyım bırakın. Arabaya al gel. Benim gitmem lazım. Yenge, bir şey gel. Yapmadım. Bırakın. Bırakın lütfen. Ne oluyor lan? Kimsin sen? İyi misin? İyiyim. Sen şu dövüşçüsün, Kurdoğlu. Niye kaçıyorsun? Uzun hikaye. Karakola gidelim mi? Hiç yok. Orada Doğan'a bir şey yapmazlar. Karakola gitmem. Gidecek başka yerin kimsen yok mu? Kızım. Benim kızıma gitmem lazım. Yatılı okulda ben kaza yapmadan önce geleceğim dedim. Seni alacağım dedim. Hazırlan dedim o. Doğan beni bulamaz. Oraya gider ben. Tamam. Motora binebilir misin? Binerim.
Gidelim. Nerede? Benim hemen kızımı almam lazım. Ela kaçtı Esra Hanım. Neler oluyor? Kaçtı mı? Adamlar geldi, kaçtı, gitti. Doğan adamları. Lan. Silah var! Silah var! Esra? Esra, iyi misin? İnanmayacak kız. Esra? Esra? Arkanız var mı? Yok. Çarptır mı? Şerefsizin birinden kaçıyordu. Dardaydı, yardım ettim. Bana niye getirdin? Hastaneye doktora götüremem. Bulurlar. İt sürüsü peşinde. Yarası beresi var mı? Dinlensin. Sabaha bir şey kalmaz. Demek bir de çocuk var işin içinde. Senin niye bulaştığın şimdi anlaşıldı. Hiçbir şey anlatmak yok mu? Geç oldu. Sabah gelirim konuşuruz. Sen nereye? Kadın uyudu. Sen de uyursun. Başınızda mı bekleyeyim? Aman sen de yatıp uyuma. Kız uyanırsa sen gelmeden. Salma bir yere, beklesin. Çok soru sorup bunaltma sakın. Kaçmasın. Zordan zevzek. Kim kaçmış benim sohbetimden? Beni dinlemeye ta nerelerden geliyorlar? Kim geliyor be? Benden başka kapını çalan mı var? Ha, sen bilmezsin. Onlar kapı çalmadan gelir. Hey, dikkat et. Ela'yı bulacağım derken belayı bulma. Hayırdır? Gidiyor musun kızım? Sen kimsin? Ben ev sahibiyim. Sen de Tanrı misafiri. Beni buraya mı getirdi? Kim? Şu dövüşçü. Kurdoğlu. Evet. Nerede şimdi? Sokaklara gitti aramaya. Ne aramaya? Ne bileyim ben. Onun ne yaptığını akıl sır ermez. Gitti işte. Benim de hemen gitmem lazım. Buraya gelmesi de gitmesi de hemen olmaz. Olur. Ben giderim. Taksi, otobüs, minibüs bir şey vardır herhalde. Yok. Yaşıyorsun o zaman? Hiç araç yoksa? Benim dedem köyünden çıkmadan 90 sene yaşadı güzel kızım.
Tekerlek icat edilmemişti herhalde daha. İlla gideceksin yani, öyle mi? Mümkünse hemen. Seni getiren ben gelmeden gitmesin dedi ama yolcu sensin. Bizde gelene git, gidene kal denmez. Alo. Ha, benim. Bir araba gönderin. Üç vakte ancak gelir. Otur hele. Güzel miydi Erik? Yani size sormadan öyle bir tane yedim ama... Sahibi biz değiliz. Afiyet bal şeker olsun. Koneter cins, bağ cins, pervaz. Kebuter bağ, kebuter baz, bağ baz. Ne demek? Her tür kendi türüyle uçar. Güvercin güvercinle, şahin şahinle. Hiç gördün mü sen şahinle birlikte pervaz eden bir güvercin? Ha? İkisinin de gagası var, kanadı var ama olmaz. Yani diyor ki Hazreti Mevlana, insan ancak özü kendisi gibi olanla yaşar. Çok güzel. Sen peki kendin ürkek bir güvercinsin ama alıcı kuşlarla mı uçmaya çalışıyorsun? Evet. Ama benim yırtıcı kuş Şahin değil. Doğan. Ne iş yapar bu Doğan? Şeytanın bile aklı ermez onun işlerine. Şeytanı küçümseme kızım. Allah'a kafa tutmuş. Doğan'ı bilsem bana hak verirdin. Bana anlatmıyorsun madem, git devlete anlat derdini. Bilmiyorsun. Bunlar kanun nizam bilmez. Asker, polis, devlet bilmez. Allah, kitap bilmez bunlar. Her canlı ölümü tadacaktır güzel kızım. Günü gelince tanıtırlar. Sen beni dinle, korkma. Adalete git. Kendim için korkmuyorum ki. Kızım var. Onu tehlikeye atamam. Kızın babası bu kaçtığın belalı değil mi? Yok, babası başka yerde. O da bize yardım edemez. Senin anan baban atan yok mu? Yetim büyüdük biz. Kızının babası da değilse... Nasıl bulaştın bu belaya? Hepimiz hayatımızın bir yerinde bulaşmıyor muyuz yanlış insanlara? Evet. Evet. Kızını şimdi düşüneceğini o zaman düşünseydin. Hiç girmeseydin bu işe. Mecburdum diyelim. Öyle gerekti. Boş ver. Benim kızıma gitmem lazım. Tamam. Hadi bakalım. İyi misin? Bir şey yaptım sana. Birazdan gelir. Her şey olabilir. Eğer bana bir şey yaparsa... Ela. Nerede kızın? Bilmiyorum.
Benim kızımı bulmam lazım. Benim buradan kurtulmam lazım. Tamam. Sana yardım etmek için geldim. Buraya nasıl girdim bilmiyorum ama nasıl çıkacağımızı biliyorum. Gidelim. Tamam hadi. Çocuk nerede? Her yere baktım. Orada değil. Birkaç havariye haber saldım. Gören olursa beni arayacak. Kaçıyordu. Ben de onu infaz ettim. Tamam. Kaybol oradan. Anlaşıldı. Söyle Akif. Abi, senin kız çocuğunu bulduk. Kızını bulmuşlar. Esra. Esra! Müsaade et. Vurulmuş. Kızım,
kızım. Yorma kendini. Şimdi haber geldi. Kızının nerede olduğunu bulduk. Onu bana git. Ellom, bana git. Onların eline bırakma. Söz. Kurtaracağım kızını. Geri gelene kadar dayanacaksın. Sen de bana söz ver. Tamam güzel kızım. İyileşecek mi? Allah bilir. Hadi sen vazifene git. Tamam kızım. Zorlama kendini. Ucu kırılmasın. Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın. Vay güzel.